DRC-5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle, mutluluğuyla yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. İl Müftü Yardımcımız Sayın Seda Nur Sezen'le birlikteyiz. Çok özel bir gece üzere Berat Kandil üzerinde sohbetimizle sizlerle olacağız. Öncelikle hepinizin de kutlu olsun diyelim. Biraz önden oldu ama kutlama. Malum hafta içi olması sebebiyle programımızın. Berat Kandil ve getirdiklerini konuşacağız. Ben değerli vaktiniz ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İçinde bulunmuş olduğumuz bu aylar zaten manen huzurumuzun en üst seviyede yaşadığımız aylar. Bu gecenin de çok özel hikmetleri var. Onlardan bol miktarda istifade edebilmek adına doyurucu bir sohbetin de çok yararlı olacağına inanıyorum ben. Hem eksikliklerimizi anlamak hem de kaçırılmayacak fırsatların farkına varmak adına. Onun için sizi de can kulağıyla dinleyeceğiz biz de izleyicilerimizle birlikte. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz 3 aylar yaklaşık olarak artık sona ermek üzere. 2,5 aydır işte hani pazar günü giriyoruz Berat Kandil'le ama Ramazan'a 15 gün kalıyor. 1,5 ayını yaklaşık olarak geçirmiş oluyoruz. Geriye son 1,5 ayımız kalıyor. Biz belki bugün hani biz 2 gün öncesinden pazar gecesi, pazarı pazartesiye bağlayan gece Berat Kandil'i Şaban ayının 15. gecesi olarak değerlendiriliyor. Öncesinde bir program yapıyoruz ama şimdiden ben de herkesin kandilini kutlamak isterim. Zaman hani nasıl geçti 1,5 ay? Değerli zamanlar dedik. O 1,5 ayı anlamadık. Şimdi geriye kalan belki sona kaldı ama en değerli zamanlar kaldı. Onları da belki anlamadan hani geçirmeme adına bu programda faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Zaman tabii ki akıp gidiyor dedik ve Allah-u Teala tarafından hepimize verilmiş olan bir nimet. Vakti, zamanı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ayların sayısı 12'dir der. Bütün zamanların Allah katında değerinin aynı olduğunu ifade eder. Sadece 4 haram ayda Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep aylarında savaşılmamasını emreder. Eski cahili gelenek döneminde yapılan o savaşların sona erdirilmesini ifade eder. O dönemlerde zaten hani her ne kadar o kültürün içerisinde kalmışsa da daha sonraki dönemlerde de bu aylara hürmet gösterilmesi devam etmiştir. Fakat biz biliyoruz ki Yüce Allah bütün vaktimizi bize Allah-u Teala tarafından verilmiş olan ömrümüzü en güzel, en iyi şekilde değerlendirmemizi tavsiye ediyor. Özel olarak gün, gece sadece Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen Kadir gecesi var. Onun dışında mübarek gecelerden bahseder Yüce Allah Leyle-i Mübareke Duhan suresinde. Gecelerin mübarekliğinden ya da bahseder. Ve bir de şu vardır, hani gece ibadetinin makbul olduğunu, teheccüd vakti ve seher vakitlerinin mübarek olduğunu hem Peygamber Efendimiz'in sözlerinden hem de Kur'an-ı Kerim'deki göndermelerden anlıyoruz. Şimdi bu bütün bu süreç anlattıklarımız içerisinde sürece baktığımızda zaman her anıyla değerli. Fakat bazı özel zamanlar, günler, işte geceler vardır ki bunların biraz daha farklı değerlendirmesi gerekir. Belki hani bunu hep söylüyoruz. Bazı özel günlerimiz vardır. Bizim için çok farklıdır. İşte bir doğum günümüz, evlilik yıl dönümümüz, çocuklarımızın doğduğu günler gibi veya işte hani bir ölüm, hani yakınlarımızdan birisinin ölüm anları bizim için birer miat olmuştur. Ya da işe başlama tarihimiz, bir başka görevden bir başka göreve geçiş tarihimiz falan hani bir şeydir insan için. Bir başlangıç, yeniden geriye dönüp bakma dönemi gibi, değerlendirme zamanı gibi algılarız bunları ve o şekilde yaşamaya çalışırız. İşte 3 aylar dediğimiz zamanda ve bu 3 aylar içerisinde kutlamış olduğumuz kandiller de bu şekilde değerlendirilebilir. Regaib gecesiyle başlıyor biliyorsunuz 3 aylar. Neye rağbet ettiğimizi, hani regaib rağbetten geliyor. Neye rağbet ettiğimizi tartma mevsiminin başladığı günler. İnşallah şu geçen 1,5
aylık süreç içerisinde biz rağbetimizin neye yöne doğru olduğunu az çok kendi iç dünyamızda daha sonra bunu dışa yansıyan fiiliyatımızda da göstermeye çalıştık, çalışıyoruz. Eğer yapamadıysak da geriye kalan zamanlarda da bunu yapmaya gayret göstermek gerekiyor. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 3 ayların başında şöyle bir duayla başlıyor. Hani diyor ya Allahümme barik lena Recebe ve Şabane ve belligna Ramazane. Ya Rabbi Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl. Ve Ramazan ayına da bizi ulaştır diye dua ile başlıyor. Biz bir dua ile başladık. İnşallah o mübarek kılmak, mübarek kelimesi yüce, yüksek, işte değerli, ne olduğunun farkında olma anlamlarına geliyor. Hani biz bu sürecin işte regaibi geçirdik. İçinde Miraç kandilimizi geçirdik. Recep ayımızı bitirdik. Şaban'ın ortasındayız. Geriye çok az bir zamanımız kaldı ve berata erdik. Şimdi biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hani Recep diyor Allah'ın ayı, Şaban benim ayım. Ramazan da müminlerin ayıdır diyor. Rabbimizin ayını bize şey olarak verdiği, az önceki ayette de hani 12 aydan ve haram olarak saydığı 4 aydan bir tanesi Recep. Allah'ın ayı demesi o. O ayı güzel bir şekilde değerlendirerek hem içerisinde rağbetimizin Rabbimize olduğunu göstererek geçirdik. Hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en miraca yükselmesi, bizim de gerek namazlarımızla gerek dualarımızla Rabbimize tekrar yükselme ve ona dönme yönünü bulduğumuz iki kandilimizi geçirdik. Berat, kurtuluş demek veya kurtuluş için verilen bir vesika manasına da gelir. Hani Ramazan'a girmeden bu güzel zamanları değerlendirerek, günahlarımızdan sıyrılarak bizim ayımıza tertemiz bir şekilde yine kendimizi arıtacak, hem bir nevi fiziksel detoks olacak, hem manevi detoks olacak bir aya gireceğiz. Evet. Ve giriyoruz. Berat'ta işte inşallah hani beratımızı aldığımız, hatalarımızın, günahlarımızın bağışlandığı bir gece olarak önümüzde duruyor. Fırsat var. Yüce Allah tarafından bize verilmiş. Hani hep bunu da örnek olarak veririz. İndirim günleri vardır. İşte yaz sezonu, kış sezonu sonu, işte veya ilkbahar dönemi. Hani böyle bazı indirimleri takip ediyoruz işte mağazalarda vesairede. Sezon sonu fırsatlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Aynı onun gibi bize sunulmuş fırsat vardır. Fırsatlardır 3 aylar ve bu mübarek kandil günleri. Biz de inşallah bu vesileyle bu günleri en güzel şekilde değerlendirmeye çalışalım. Hani bir yerde 3 aylar manevi doyum ve doyumun arttığı aylar olmalı. Manevi doyum boyutunda zaten hani onu az çok hissediyorsunuz şey olarak da kendinizi şöyle bir yokladığınızda. Bunu hissedebiliyorsunuz. Hani biraz daha çeki düzen veriyorsunuz. İşte bu aylar mübarek aylardır. İşte kandil geceleri vardır düşüncesiyle. İşte mesela oruç tutmayan o günlerde oruç tutmaya çalışıyor. İşte kandil gecelerinde yapılan Kur'an okuma ziyafetlerine, işte vaaz-ı nasihat veya diğer televizyonlarda yayınlanan veya işte canlı olarak camilerde yapılan programlara katılmaya gayret ediyoruz. Bir yerde orada hani manevi doyum almaya çalışıyoruz. Yine kendimiz bu aylar ve günler içerisinde gerek Kur'an-ı Kerim okuyarak, gerek namaz kılarak, gerek dua ederek, gerek başka iyilik ve güzelliklerde bulunarak, hayır hasenatta bulunarak, işte en azından bir mesajla veya bir telefonla olsun, yakınlarımızı arayarak, yaşlılarımızı, gidemediğimiz, belki uğrayamadığımız diğer zamanlarda yakınlarımızı arama ve onlara ulaşma fırsatını da bize tanımış oluyor. Bu yönüyle gerçekten doyumu hissedebiliyoruz. Ama bunun yanında hani o doyumu yaşarken, o doyum sadece bir gecelik, bir anlık veya hani birkaç günlük bir şey değil. Bu doyumumuz da artarak, yani bu konudaki hassasiyetimiz ve
hissiyatımızdaki veya irademizdeki güzellikleri biraz daha artırarak bunu süreyen hale getirmek esas olmalı. Çünkü bunu her zaman söylüyoruz. Evet, Yüce Allah katında zaman eşittir. Yüce Allah her insana bir ömür vermiş. Bu ömrün içerisinde yapması gereken emirleri ve nehileri ifade etmiş. Her an bunlarla yaşamak durumunda. Özel zamanlarda belki bunlar biraz daha artırılarak veya varsa hatalar, o hataları düzeltme fırsatı olarak görebiliriz. Bu yönüyle hani her zaman zaten ibadet eden, Allah'ın varlığını tanıyan, onun vermiş olduğu iyiliklerin, güzelliklerin, nimetlerin şükrünü eda eden, nankörlük etmeyen, hem imani bazda hem şükran bazında nankörlük etmeyen kullar olmak durumundayız. Peygamber Efendimiz'in getirmiş olduğu düsturları hayatımızda uygulamak, onun sünnetine uymak ve onun ahlakını kendimize örnek almak durumundayız. Bu zaten normal süreçte yapmamız gereken şeyler ama hani insan Kur'an-ı Kerim'in de ifade ettiği üzere insan yanılabilir, unutabilir, her an değişebilir. Peygamber Efendimiz de diyor ya, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi senin dinin üzere sabit kıl diyor. Bakın bu dua bize aslında çok şey öğretiyor. Bir peygamber böyle bir dua yapıyorsa demek ki kalpler her an her yöne dönebilir. Her an hata yapabilir. Ben doğru yolda gidiyorum ama belki şaşırabilirim. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Yani biz onun dini üzere sabit kalmak için bu duayı da yapmalıyız ama hal ve hareketlerimize devam etmeliyiz. Peygamber Efendimiz burada bize çok güzel şey öğretiyor. Yine her gün Fatiha'da gerek namaz içinde gerek namaz dışında okuduğumuzda ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Ya Rabbi biz sana ibadet eder ve sadece senden yardım isteriz. Bizi senin doğru yoluna, sırat-ı müstakimine bize hidayet ver. İhdinas sıratal müstakîm derken sırat-ı müstakimde bizi sabit kıl. Yani o doğru yoldan bizi ayırma, orada bulundur. Çok ilginçtir. İhtina kelimesi hidayet kelimesinden türemiş bir kelime. Heda fiilinden türemiş Arapçada. Veya ehda, hidayet vermek. Şimdi bize hidayet ver diyoruz. Hidayet bizim anladığımız maksatta hidayet versin, Allah hidayet versin. İmanda olmayana. Veya yanlış yolda olana denir, değil mi? Evet. Ama Fatiha'yı okuyan, namaz kılan kişi imandadır normal evet. Şartlarda. Hani bizim algımız boyutunda. Evet. Neden bunu diler? Neden bunu diyoruz? Çıkma ihtimaline karşı. Çıkma ihtimaline karşı. Bilerek bilmeyerek evet, Allah korusun. Hata yapabiliriz. Tabii. Düşüncesiyle işte o Peygamber Efendimizin duasının yeri burada. Her an çıkabiliriz. Bir de hidayet kelimesi de şöyle. Hiç bilmediğimiz, tahmin etmediğimiz bile bir noktada evet, değil mi? Yanlışa düşebiliriz. Yanlışa düşebiliriz. İki manası var hidayet kelimesinin. Bir, işte dinde olmayanın dine gelmesi bu manada veya yanlışta olanın doğruya gelmesi boyutu. İkincisi de orada sabit kalma boyutu var. Yani hani mümin raydan olan... Raydan çıkmamak. Evet, raydan çıkmamak. Mümin olanın bu duayı yapması veya ki Fatiha biliyorsunuz Yüce Allah tarafından öğretilmiş bir duadır bize. Bir duadır Fatiha ve Allah-u Teala tarafından bakın Kur'an-ı Kerim ilk sayfasında bütün cümleleri Fatiha'yı baştan sona hani mealen düşündüğünüzde gerçekten bir duadır. Bir dua formatındadır ve dua formatını da öğretir bize Yüce Allah Fatiha'da ve duayı da öğretir. Kendisine nasıl dua etmemiz gerektiğini, hani bir kul olarak ondan neler istemeliyiz de öğretir. Şeyle başlarsınız, hamdle başlarsınız. Önce ne yapılır? Normalde de bir kişiye bir şey istemeye girseniz çok iyisiniz. İşte taltifle başlarsınız, öyle tabii, değil mi? Tabii. Sonra istersiniz, maruzatınızı anlatırsınız. Aynı onun gibi sürece baktığınızda hamd ediyoruz, yüceltiyoruz, sen din gününün sahibisin diyoruz.
Ve ondan sonra diyoruz ki biz seni tanıyoruz. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn. Senden başkasının hiç şey yok. Ondan sonra da diyoruz ki önce bize hidayet ver. Senin doğru yolundan bizi ayırma. Daha sonra da bizi işte seçilmişlerin, iyilerin yolunda devam ettir. Ama bizi senin gazabına uğrayanların yoluna da uğratma. Amin. Amin. Sonunda da amin diyoruz. Amin. Evet, yani bu bir dua. Amin denilmesinin altında da işte dua formatında olmasından dolayı. Ha, onu diyeceğim. Nereden geldi? Kalpler her an değişebilir, dönüşebilir. İşte her an. Fatiha'da da bakın burada bizi koruyucu bir şey var aslında aynı zamanda. Günde en çok okuduğumuz ayetler onlar. Ölümümüze, dirimize, yerimize, her şeyimizi okuyoruz. Soframızda değil mi? İşimize evet. Başlarken, bitirirken. Evet. Namazda zaten 40 kez okuyoruz. Hani namaz içerisinde, 5 vakit namaz içerisinde ama onun dışında da okuduğumuzda hani günde en az 100 Fatiha okuyoruzdur. En az hani şöyle tabii bir şöyle düşünürsek standart olarak hani namazın başında okursun, dua edersin, sonunda okursun. Hani mesela işte abdest alır okursun. Hani tabii. Bir alışkanlık. İşte her halükarda. Rahatlamak için, stresli anında okursun değil mi? Evet. Ki okunması gereken ve dilimizden de düşürmemesi gereken bir dua. Ve orada işte Yüce Allah bize her an insanın değişebileceğini ve o değişime karşı da kendisine sığınması gerektiğini öğretiyor. Zaman içerisinde çünkü hani şey bile en sert malzeme bile ne yapar? Zamanla aşınır. Hani Mevlana diyor ya su damlaya damlaya bile mermerde oyuk açıyor. Tabii. Damlayla bile. Yeryüzüne bakıyoruz yağmurlarla, erozyonla, rüzgarla. En sert kayaların bile aşındığını görüyoruz. İnsanoğlu da ne kadar sert olursa olsun, ne kadar ben sağlamım iman boyutunda veya Rabbime karşı görevlerimi yapma konusunda sağlamım dese de veya irade boyutunda Yüce Allah tarafından yaratılmış en üstün varlık olsa da aklıyla da iradesiyle de işte yönelişiyle de o da mutlaka şeye uğrayabilir. Duygusal boyutu var çünkü. İşte Peygamber Efendimiz mesela bu yönde bizi gerçekten uyarıyor. Bakın hani o bir peygamber. O şunu yapmazdı, bunu yapmazdı. Hani anlatırken anlatıyoruz ama sonuçta o da bir insandı. Ve kendisini dua ile korumuş. Diyor ya Peygamber Efendimiz ben günde diyor 70 veya üzeri hani kez Allah'a tevbe ederim veya 100 kez tevbe ederim. Buradaki 70 de 100 de hep çokluk boyutundadır. Allah'a dua ederim, tevbe ederim. Ya Resulallah sen hani niye bu kadar çok namaz kılıyorsun? Hani dizlerinin acıdığı işte saatlerce namaz kıldığı görüldüğünde diyor ki Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Yani o bile aşınmalara karşı olabilecek, karşılaşabileceği bütün güçlüklere karşı duygusal boyutta veyahut da manevi boyutta yaşayabileceği bu aşınmalara karşı ibadet ve dua ile ve istiğfarla Allah'a yönelmiştir. Bizlerin de onu örnek alarak ve yine Yüce Allah'ın emirlerini de dikkate alarak Rabbimize yönelmemiz gerekiyor. Biz onlara göre çok çok daha dolu. Aşınmalara efendim çevreden gelen tahribatlara daha fazla açığız belki. Ve belki irade boyutuyla belki daha zayıfız diyelim. O yüzden bu kandil geceleri bizlerin hayatın içerisinde yaşadığımız bu sıkıntıları hem göğüs germe adına hem orada varsa yanlışlarımız, hatalarımız bunları şöyle bir gözden geçirip de bir silkinme, bir kendine gelme. İşte keşkelerin yok edilip iradi başlangıçların olduğu zamanlara dönüştürmemiz gerekiyor. Kandilleri bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Üç ayları hani üç sırdaş olarak mesela değerlendirebiliriz. 12 aylık o uzun seyahatin içerisinde hani üç sırdaş biraz daha kendimizi
biraz daha dünya işlerimizden arındırıp, azaltıp veya tamamen yok etme diye bir şey yok zaten dinimizde de. Her an yapmak, çalışmak ve her an ibadetimizde yapmamız gerekiyor. O seyahati kısaltma adına belki bu zamanların güzelliğiyle, hani dedik ya, bir doyuma ve duyuma ulaşma zamanı olarak görmek gerekiyor. Ve hani sene içerisindeki bunalmışlıkların içerisinde bir nefes alma zamanı, biraz daha ibadet ve Allah'a bağlılık boyutunda rahatlama dönemi olarak görmek gerekiyor. Mevlana şöyle diyor, Yüce Allah'tan iste, yani ondan iste, başkasından bir şey umma, suyu deryada ara, ırmakta değil. Derya, deniz ırmaktan daha büyük. Başkasından istesen de ihsan eden yine haktır. Diğerleri vesile. Vesiledir. Biz hak olanı bırakıp, evet, bazen vesilelerin peşinde gidiyoruz. Onu cömertliğe meylettiren de Allah'tır diyor. Yani tabii. Hani böyle değil mi? Tabii. Kalbine o hissi veren Allah, cimriliği verse o zaman kimden? O zaman kim verecek? Herkes cimri olsaydı mesela, veya sadaka, zekat, işte o gönül harcaması, tabii, infak kavramları olmasaydı. Yüce Allah bize başkasına yardım etme ruhunu ve o isteği bizim gönlümüze yerleştirmeseydi, tabii, kimse kimseye bir şey vermezdi. Zaten günümüz insanın en çok düştüğü hata, yani hepimiz kastediyorum, hep sebeplere yöneliyoruz kalbimizi, hı hı, ruhumuzu, enerjimizi. Oralarda yol bulmaya çalışıyoruz, harcamaya, evet, çalışıyoruz. Esas hani rızkı veren Allah'ın olduğunu, hı hı, unutuyoruz. Hani falancanın peşine düşersek menfaat sağlarız. Filancanın işin içinde olursak zenginlik elde ederiz gibi düşünülüyor. Oysa ki malı mülkün sahibi neyi takdir ederse, hı hı, kimi sebep kılırsa ondan, öyle, oluyor. Yani, evet, esas biz kaynağını unutuyoruz yani bu noktada. İşte kaynak, zamanın sahibi Allah. O zamanı değerlendirme fırsatını bize veren Allah. Bize iradeyi veren, gücü veren, nefes alma gücünü veriyorsa ibadet etme gücünü de verecek. Ama senin orada iradeni ortaya koyman gerekiyor. Her şeyi Rabbimizden istememiz gerekiyor. Ve gerçek sahibin Allah olduğunu görerek bu zamanları, işte hani Yüce Allah bir sene vermiş, koskoca 12 ay vermiş. Belki onun içerisinde işte bu kısa dönemlerde de olsa, işte ara ara hatırlatma dönemlerinde de olsa o deryaya dalıp da şöyle bir çıkmak gerekiyor. Şeylerde uğraşmamak gerekiyor. Evet, sebeplerle. Sebeplerle, evet. Doğru söylüyorsunuz. İsterseniz kısa bir reklam arası, hı-hı, verelim. Reklamların ardından tekrar Berat'ın getirdikleri hikmetler üzerine sohbetimizle birlikte olalım izleyicilerimizle. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Seda Nur Hanım, doğru yolda olmak, hani sırat-ı müstakim olmak çok çok önemli ve bunu hani gün içerisinde defalarca dile getiriyor olabilmek, o yolda sabit kılmak adına çok önemli olduğunu bahsettiniz. Tabii zaman zaman çıktığımız noktalarda oluyor. Evet. Hani Allah doğru yolundan gene ayırmasın. Hani bir ayrılıp böyle yolun başka tarafa uzaması çok kötü bir şey, ama hani şöyle teyitlerle falan deyip geçmek, hani farkında olduğumuz olmadığımız hataların bilincine varabilmek, hani tövbe kapılarının açık olduğunu bilmek en azından tabii insana farklı bir huzur veriyor. Hani bir güvencesiyle onu, hani rahat hareket etmekten bahsetmiyorum ama hani her insanın yapabileceği gibi yapabildiğimiz zamanlar oluyor. Bilmeden de belki hala farkında olmadığımız günahlarımız da vardır bildiklerimizin yanında. Tövbe de gerçekten çok özel, değil mi, imkanlardan bir tanesi Müslüman için. Birazcık tövbeden bahsedebilir miyiz? Tövbenin kabul olması, kabul olur mu tövbeler? Hani bir de şey var, tövbe edince bir daha yapmama, ama yapacağımız bir şey varsa, günah olduğunda biliyorsak, hani onu da şey yapamıyorsak, son veremiyorsak o hareketimize, eylemimize, ona da tövbe edemiyor muyuz? En sonunda mı etmek gerekiyor? Hı hı. Yani bu konularda da biraz tövbe konusunda da bizi aydınlatırsanız. Evet.
Berat'la zaten tevbeyi birleştirebiliriz hani konu itibariyle. Çünkü Berat'ı almak için ne lazım? Hani cennete geçiş pusulası diyelim ya da işte günahlardan kurtuluş reçetesi diyelim. Hani bir Berat kelime manasıyla kurtulma işte diye söylemiştik ya. O boyutta tabii ki bunun öncesinde o kurtuluşa erebilmek için, kurtuluş alabilmek için tevbe gerekiyor. İnsanoğlu az önce de ifade ettiğim gibi hatalara maruz kalabilecek, işte aklını belki zamanla öne geçirebilir. Çünkü biliyorsunuz dinimiz her ne kadar akıl dini olsa da nakle dayanan yani vahye de dayanan yönleri var. Bazı konular hani hep sorarız niye öyle niye böyle ama Allah'ın orada bir hikmeti vardır. O hikmeti sormak, bir öteye geçmek belki bizim için yanlıştır. Evet, dinimizin emir ve yasakları her halükarda aklımıza uyar ve yatar ama görmediğimiz noktalar olabilir. Ya da şu anki Ya bilgi da düzeyimizi evet bu şekilde keşfedemediğimiz. olabilir. O yüzden hani bazen böyle ters baktığımız veya yanlış anladığımız, algıladığımız noktalar olabilir. İşte bu yönlerde hani insan hep hataya düşebilir veya iradesi zayıf gelir. İşte nefsimiz var. Nefis bize bazı şeyler doğruyken yanlışları doğru yapma boyutuna götürebilir. Biliyoruz şeytan Allah-u Teala'nın hani izniyle Hazreti Adem ile Havva'nın hikayesine geri dönersek kıssasına orada ne diyor? Bana bir müddet ver, bir süre mühlet ver. Ben işte kıyametin sonuna kadar onları diyor, kimini aldatırım. Allah da diyor ki işte mümin kullarım aldanmayacaklardır diyor. Hani böyle bir şey var. Yani şeytan var. Bizi her an kandırabilecek, işte önümüze geçebilecek, sağımızdan, solumuzdan, ardımızdan, önümüzden her Çeşitli halükarda hileleri şeyi çeşitli kullan. hileleriyle gerek kendisi gerek arkadaşları veya gerekse çevre şartları onun nasıl bir şeyler yapabileceğini hani bilemeyebiliyoruz. Bu boyutta bizi hataya ve günaha veya yanlışa düşürebilecek olan etkenlerimiz var. Ama Yüce Allah hani kim ne yaparsa yapsın ben kulumu yarattım, aklımı da verdim, işte naklimi de gönderdim, vahyimi de gönderdim. Bundan sonra işte ne hali varsa görsün demiyor. Yine de diyor ki olabilir, hataya düşebilir kulum ama yine dönüp bana gelsin diyor. Tabii. Çok güzel. İşte tevbe de bu ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayette yer alıyor genel manada hani tevbe kelimesiyle beraber ve işte Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen insanların bu ayetler günah ve hataya düşebileceğini de ifade ediyor. Hani Hazreti Adem ile Havva diyorlar ki Ya Rabbi sen bizi tövbeleridir. İlk tövbeyi de öyle öğreniyoruz. Ya Rabbi biz hata ettik, kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve affetmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. İlk Tabii. şey budur. Hazreti Adem ile Havva'nın duası. Yanılıyorlar. Kim kandırıyor? Geliyor işte şeytan onları ikisini de kandırarak hataya düşmelerine sebep oluyor. Onların hatası sadece hani tövbe ediyorlar ama bir de yeryüzüne indirilmekle hani cezalandırılıyorlar. Bizim için daha farklı olacak tabii ki. Hani hem dünyasal bazen karşılıklar görebiliriz. Bazen de ahirette yaptığımız hatalara karşı cezalar olacak. Ama insanoğluna Yüce Allah işte Kur'an-ı Kerim'de bu hataya düşme ihtimaline karşı onlara tevbeyi de Evet. öğretiyor. Ve bize tevbe kapısını açıyor. Diyor ki ey kavmim Rabbinizden bağış dileyin. Sonra da ona tevbe edin ki üzerinize yağmuru bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin diyor Nuh Aleyhisselam Hud suresinde. Yani bakın Allah-u Teala Nuh suresindeki Hud Aleyhisselam'ın dilinden bize tövbeye yönelmemizi. Tövbe ettiğimizde de ne olacak? Üzerinize yağmur bol göndersin. Onlar için hani kıtlık döneminde gelen bir ayetti. Kuvvetinize de kuvvet katsın. Tevbe gerçekten insanın kuvvetine kuvvet katar. Hani psikolojik olarak şeyine baktığınızda herhangi bir insanla bile aranızda Yükünüzü evet değil boşaltıyorsunuz, mi? stresinizi boşaltıyorsunuz değil mi Evet. bir anda? Hani bir aramızda kırgınlık olsa, bir şey olsa hani Rahatsız birbirimizden olursun. rahatsız oluruz ama özür dilersek, bunu açıkça oturur konuşursak
ne yaparız? Onu çözümleriz ve üzerimizdeki o sıkıntı ve yük de kalkar. Aynı onun gibi Rabbimize karşı da yaptığımız hatadan dolayı açık ve net bir şekilde. Çünkü biliyorsunuz şah damarınızdan daha yakınım diyor Yüce Allah. Secde kulun Allah'a en yakın olduğu yer. Yani arada hani Hristiyanlıkta ve Yahudilikte olduğu gibi bir papazı bir hahamı koymamıza gerek yok. Aç elini, dön Rabbine. De ki ya Rabbi sen böyle emrettin ama ben böyle yapıyorum. Yapamıyorum. Veya işte ben bunu yapmak istemiyordum ama nefsime yenildim, işte çevreye yenildim. Neyse bu yaşadığımız şey. Bunu açık ve net şekilde Rabbimize ilettiğimiz zaman ondan asla geri dönmeyeceğini de bilmemiz gerekiyor. Ve hani Peygamber Efendimiz diyor ya, Allah-u Teala diyor hani sizin tevbenizden o kadar çok sevinir ki kulum bana döndü. Beni tanıdı, yaptığı hatanın farkına vardı der. Ve şöyle bir şey de söyler bir hadis-i şerifte. Tevbe kapısının büyüklüğünü anlatır, onun işte genişliğinden bahseder ve onun güneş batıdan doğuncaya kadar açık kalacağını. İşte akşam günah işleyen için sabaha kadar tevbe kapısı açıktır. Sabah işleyen için akşama kadar açıktır. O kapı asla kapanmaz. Yani yeter ki kul bir an önce o hatasının, yanlışının farkına varsın da dönsün Rabbine desin ki beni affet. Böyle bir Rabbimiz var. Ve yine Hud suresi 90. ayette Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir ve müminleri çok sever. Gerçekten Allah'ın Rahman ismi, Rahim ismi, Tevvab ismi, hani pek çok Gafur ismi. Hep bakın tevbeye ve Rahman, Rahim değil mi? Hep bunları bağışlayan, merhamet eden, tevbeleri kabul eden pek çok hani bu yöne dair isimleri var. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim de bize tövbe etmemizi daima tabii tavsiye ediyor. Peygamber Şimdi hayatında tabii da nefsimiz böyle ve şeytan hani hep bu doğru yoldan bizi ayırma noktasında hareket eden iki temel unsur. Bir yerde okumuştum, şeytan hani ne kadar kendi imanınızı güzel görseniz, iradenizi iyi düşünseniz de hani binlerce peygamber gelmiş, idmanlı yani insanlığın başından beri ve hileler hususunda oldukça çok seçeneğe sahip. Bazen Allah'ın vermiş olduğu sıfatlardan dolayı hani güvenimiz de bizi sıkıntıya düşürebilir değil mi? Nasıl olsa affoluruz hani. Evet. Nasıl olsa affeder demek de bazen sıkıntı yaratır mı? Tabii ki. Elbette ki Allah-u Teala'nın Rahman, Rahim, Gafur, Tevvab olduğunu bilmek bizim için hani dedik ya bir gönül hafifliği sağlar. Veya az önceki hani o sizin yükünüzü evet, hafifletir derken ümidimizi kırmaz efendim, bir yükümüzü hafifletir manevi boyutta ama nasıl olsa Allah affeder diyerek de hep günah işleyelim, hep günah işleyelim diye bir yolda zaten yolu çıkartır, sizi nereye götüreceği de belli olmaz belli, değil mi? Tabii ki. Hayır, zaten şöyle bir durum var biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah yasaklarını ve işte bizden yapmamızı istediklerimizi de yapmamamızı istediklerinde bir kesin dille önerdikleri var. Bir de hoş gördüğü ve hoş görmediği yani hani olabilirleri ve olabilecekleri de mesela çok kesin dille uyardıkları var. İşte elim cehennem azabıyla cezalandıracağını ifade ettikleri de var. Ama onun yanında hani insandır yapabilir boyutunda olanlar da var. Hani bunlar için de tövbe kapısını mesela açar. Hani nasıl olsa tövbe edecek Allah-u Teala deyip de tabii ki insanın şeyde bulunması günaha dalması veya affedilirim Allah'ın rahmeti büyüktür demesi de hani kendini böyle rehavete kaptırması da doğru değildir. Ama hiçbir zaman da ümidi kesmemek gerekiyor. Peygamber Efendimizin bu konuda şeyi var. Bakın diyor ki eğer sizler günah işlemeseydiniz yemin ederim ki Allah sizin yerinize günah işleyen sonra da tevbe edip bağış dileyen kullar yaratırdı diyor. Evet. Yani hani Allah-u Teala her halükarda tövbe edecek bir toplumumuz. Tövbemizi kabul ediyor. Ama bu konuda da tabii ki rehavete kapılmanın da doğru olmadığını söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz bu sözün arkasında şöyle diyor. Her Ademoğlu hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı ise hatasından tövbe edilir.
Hatta şeytan bile böyle bir tövbe kapısı kendisi için bile düşünüyor değil evet. mi? Hani sonlandı nasıl olsa affeder Hı-hı. şeyinde evet. değil mi? Hani ama onun şey affolmayacaktır ama diye. Ama bakın affetmiştir Allah-u Teala. Ona süre vererek affetmiştir. Evet. Diyor ya hani bana süre ver. Secde etmedi ve melekler secde ederken Hazreti Adem'e. Evet. Secde etmedi. Bu bir büyük bir suçtu o anda. Tabii. Ama helak da etmedi o. Helak da etmedi o anda veya yok etmedi onu, yok saymadı. Bana mühlet ver dedi. Allah-u Teala da ona mühlet verdi. Bu bir çeşit onun nedir? Allah'ın ona şeyidir. Zaman tanımasıdır. Tevbesini kabul etmesidir. Şeytan için bu bir tövbe olarak değerlendirilebilir. Eğer ki Allah orada yüce Allah hani ayet-i kerimede garanti veriyor. Hani aldatabilirsen aldat diyor. Benim kullarım hani bu yönde güçlüdür. Sana asla yönelmezler diyor ama işte bizim de Allah-u Teala'nın bu şeyine sahip çıkmamız gerekiyor. Onun arkasında durmamız gerekiyor. Tabii, kulluğuna layık olmak layık gerekiyor değil mi? Olmamız gerekiyor. Evet. Tevbe aynı zamanda hani bizim için bir arınma, bizim için bir detoks ve hani manevi olarak yükümüzden kurtulma vesilesi olduğu gibi ibadettir de aynı zamanda. Bir ibadet olarak değerlendirilir. Yüce Allah Ali İmran 135'te diyor ki takva sahipleri o kimselerdir ki çirkin bir iş yaptıklarında yahut günah işleyerek kendilerine kötülük ettiklerinde. Bakın bu cümle de çok önemli. Günah işleyerek kişi kendine kötülük yapıyor aslında. Başka kimseye kötülük yapmıyor. Hani Hazreti Adem ile Havva da diyor ya biz kendimize zulmettik. Kişi kendi aslında orada hatasıyla zarar vermiş oluyor. Evet, günah işleyerek kendilerine kötülük ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile direnmezler. Yani aynı hataya bir daha düşmez. Önemli olan ve Kur'an-ı Kerim'de bize ifade edilen tövbe de budur. Nasuh tövbe diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. Bir daha o hatayı işlememek üzere tövbe etmektir. Nasuh tövbe. Samimi, içten, kesin kararlılıkla yapılan tövbedir. Hani dediniz ya hani bir daha yapacağım bir hata için tövbe etmem doğru mudur diye bir cümle sormuştunuz. Evet bu kul hata etse de tekrar tekrar Rabbine dönebilir ama bizden istenen de bile bile aynı davranışı, aynı hatayı yapmamaktır. Ve nasuh tövbede de gerçek tövbe, hakiki tövbenin de bir daha onu yapmamak üzere olması gerektiğinde ayet-i kerimelerle Yüce Allah bize ifade ediyor. Tabii ki hiçbir insan belki böyle bir şey yapmak istemez. Belki iradesini tam olarak kullanamaz. Veyahut da işte ya nefsi ya şeytan tarafından aldatılmalarla bu boyuta gelir. Gene orada da irade söz konusudur. Yani iradeyi ön plana alamamak söz konusudur. Ama asıl olan bir daha yapmamaya çalışmaktır. Çalışırsınız, çok dikkat edersiniz. Efendim siz iradesinizi koyarsınız ama bazen dış etkenlerden o hataya düşünebilir. Ha ben aslında bu konuda samimi tövbe etmiştim. Bir daha yapmamak üzere Allah'a söz vermiştim ama yaptım artık bundan da tövbe etmeyeyim. Allah beni affetmez gibi bir düşünceye de kapılmamak gerekiyor. Evet. Bize düşen yine tövbe etmektir. Tabii. Bir de şu var. Çünkü halk arasında hani bu siz de bilirsiniz bir şey yapıyoruz tövbe tövbe. Şimdi şey diyor mesela bir şey anlatacak birisiyle ilgili konuşuyor veya işte o olayın yanlışlığını biliyor. Tövbe tövbe Allah ıslah etsin ama işte Allah affetsin ama deyip arkasını getiriyor. Devam ediyor. Böyle şeyler de oluyor. Hani bir dil alışkanlığı boyutunda tövbeyi kullanmak. Gerçek tövbeyle ilgili bir şey değil bu. Bu da yanlış bir davranış. Gerçek tövbe. Hani dilimizin söylediğini aklımızda, ruhumuzda, hayatımızda, davranışlarımızda göstermeli. Hem tövbe tövbe Allah affetsin ama Allah affetsin diyor
Ama deyip işte fırsatını alıp devam ediyor. Devam ediyor. Bu da hani bir anda kişinin kendi içinde bile çelişmesidir. Açık ve net bunu siz de karşıdaki kişi de görebilir. Ayşegül, ben sana yalan söylemeyeceğim ama işte sen şöylesin desem ne kadar hani doğru olur. Hani sen beni bu cümlenin arkasından nasıl değerlendirirsin? Aynı onun gibi. Rabbimize karşı da işte tövbe tövbe deyip ya Rabbi beni affet ama ben yine de bunu yapıyorum. Bunlar hani biraz sorgulamamız gereken hareketler. Sorgulamamız gereken hal ve davranışlarımız. Ki zaten tövbenin aslında pişmanlık var. Yani pişmansın ki o hatadan. Tabii pişmansın. Vicdanen rahatsızsın. Peygamber Efendimiz diyor ya, günah diyor kişinin kalbini tırmalayan şeydir. Yani yaptığı bilerek veya bilmeyerek yapıp da daha sonra habire kalbini tırmalıyorsa, aklını tırmalayıp duruyorsa, kendini rahatsız ediyorsa o günahtır. Diyor işte pişmanlık var onun içerisinde ve bu pişmanlığın arkasından da tam bir tevbeyle Rabbimize yönelip de af dilememiz gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var, bunu da ifade edelim. Furkan suresi 70. ayette hani tevbelerin bir yerde hem kabul olması için hem de belki bizim hayatımızda hani dille söylediğimiz boyutunda kalmaması için onların kirinin ve üzerimizde bıraktığı tesirin kaybolması için de Yüce Allah bize bir tavsiyede bulunuyor. Furkan 70'te tövbe edip iman eden, iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlar, engin merhamet sahibidir. Evet. Tevbe edeceğiz ama tevbenin arkasından imanımızı sağlam tutacağız. Bir daha orada yapmayacağız diyeceğiz buradaki. Bir de iyi davranışta bulunmak. Evet. Her hatanın arkasından o hatayı silecek bir güzel işte bulunmak. Bu o yaptığın yanlıştan vazgeçmek, yalan söylüyorsan yalanı bırakmak, yalan için tövbe edeceksin. İyi davranış nedir? Doğruya yönelmektir. Kalp mi kırdın? Gidip özür dileyeceksin, bir daha kalp kırmayacaksın. Kalp kazanmaya çalışacaksın akabinin. Veya bir sadaka vereceksin, bir hayır hasenatta bulunacaksın. Ne bileyim, ibadet edeceksin, Kur'an okuyacaksın, namaz kılacaksın vesaire. Evet. Her kötülüğün arkasından bir iyilik yapılırsa, tabii, ne diyor? O yaptığını bile, bu yaptığın iyilikler, Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Evet. Ama şimdi bu ruhsata dayanaraktan da yine pazarlık yapmamak lazım. Tabii. Yaradan çünkü kalbi çok daha iyi bilendir, değil mi? Ben mesela bunu şimdi şey hatırlıyorum. De işte tövbe ederim, sonra da işte şunu yaparım. Hani bunun burada telafisini, sen kefaletini ödermiş gibi de hareket etmek de Müslümana yakışan bir tavır değil, değil mi? Ben şimdi mesela şeyi hatırlıyorum. Bu büyük deprem 17 Ağustos depreminin sonrasında işte binalar falan yapılmıştı. Mesela birisi bina yaptırmış. Hani mesela çok temiz falan biliyor ama bayağı uyuşturucu kaçakçısı falan bir adammış şimdi. Hani uyuşturucu kaçaklığından gelen parayla işte orada mesela bir şey yapmış. Hani bu, ben bu da bunu yapıyorum ama hani illegal ve de günah olan bir şeyi. Hadi gideyim burada da kefaletini ödeyeyim gibi bir öyle mantıkla bir şey hareket etmek yanlış. Yani biz bir zamana kadar tabii günah içerisinde bildik bilmedik bir takım eylemlerimiz oldu. Onun tövbesini yaşadık. Onu artık bir daha hem yaşamayacağız hem de değil mi? Bir daha oraya yaklaşmayacağız. O tarafa yaklaşmayacağız. Tövbemizi yapacağız. Ve onu da telafi edebilecek mümkün olduğunca güzel hal ve hareketler içerisinde olmak anlamına geliyor. Şey vardır biliyorsunuz, hani bunu hep zekat ve sadaka konusunda da işleriz. Gayri dinin öngörmediği kazanç yollarıyla elde edilen kazançtan zekat ve sadaka yerine kullanılamaz mesela. Aynı onun gibi hani günahtan sonra bunu böyle kapatırım meselesi veya kara para aklama gibi hani böyle bir şey yok. Evet. Yani siz onu verirsiniz, hani diyelim ki işte faizden kazanç elde ettiniz. Bu Allah'ın yasakladığı bir şeydir. Faiz haramdır, açık ve net. Sen o faizden zekat vermeye kalkarsan o zekat olmaz. Ha sen onu vermiş olursun, yani ondan kurtulursun, o faizi
İşte ihtiyacı olanın bir şekilde ihtiyacını giderirsin. Ama oradan sevap beklemek yanlıştır. Onu Allah bilir. Verirse verir, vermezse vermez. Ama bu size sevap kazandırmaz. Hani ben faizimi böyle temizledim gibi bir yola giremezsiniz. Hani dinin şeyinde, ölçüsünde bu var. Aynı onun gibi sizin ifade ettiğin şey. Tabii. Peki malı haramdan temizlemek kavramı nasıl oluyor? Hani bu noktada tövbe malı şey... haramdan temizlemenin noktası önce şey, helal malın içerisinde başkasının hakkı haram olan odur. Başkasının hakkıdır yani. Bu zekattır, bu sadakadır, bu borcundur. Tabii. Bu şey... gereksiz yoldan, helal olmayan yoldan kazandığın, haksız boyutta kazandığın şeylerdir. Bunları ya yerine iade ederek zekatı vereceksin, sadakanı verirsin işte vesaire. Kul hakkın varsa, bana borcun varsa borcunu ödersin. Ya da benim üzerimden haksız kazanç elde ettiysen bu kazancı bana verirsin. Ya da bunu benimle görüşürsün. Zaten onu söyleyecektim. Allah'la olan konularda tövbe etmek esastır. O günahı terk etmek gerekir. Pişman olmak gerekir ve bir daha ona yanaşmamak gerekiyor. Bir daha yapmamaya karar. Kullarla ilgili konularda, diyelim ki sizinle bizim aramızdaki konuda, evet bunu gene yapacaksın. O birbirimiz arasındaki o günahı terk edeceğiz, pişmanlık duyacağız, bir daha onu yapmayacağız ama maddi herhangi bir şey varsa aramızda, ben senden haksız kazanç elde ettiysem ben onu sana iade edeceğim. Evet. İşte şey bu şekilde temizleniyor. Evet. Haram helal içerisindeki veya kazanç içerisindeki haram da bu şekilde değerlendirmiş olur. Tabii ki bütün günahlarımıza tek tek tövbe etmek gerekir. Külliyen hepsine birden tövbe edebileceğimiz gibi. Ama biliyorsun sen ne yaptığını, ne yapmadığını biliyorsun. Allah da biliyor ama tek tek tövbe etmek gerekir. Hepiniz Allah'a tövbe edin. Böylece korktuğunuzdan kurtulur. Ümidinize de ulaşırsınız diyor. Nur suresi 31. ayette Yüce Allah. Yine Rabbinizden sizi bağışlamanızı isteyin. Sonra ona tövbe edin. Bakın hem bağışlama istiyoruz hem tövbe ediyoruz. İstiğfar bizi günahtan koruması ve günaha bulaşmama konusunda bize irade vermesi, aynı ihtinas zaten müstakimde olduğu gibi. Bir de günah işlediğimizde de tövbe ilallah derken, hani bir daha o hataya düşme, bir daha o hataya düşme konusunda, düşmeme konusunda kararlı ol, iradeni kullan diye de Yüce Allah uyarıyor. Peygamber Efendimizin işte günde 70-100 tövbe ettiğini söylemiştik. Hem onun sünnetine uymak için hem de onun ve Allah'ın emri olan istiğfar, hataya düştüğümüzde istiğfar etmeyi ve tövbe etmeyi her zaman dile getirmemiz gerekiyor. Kandiller de buna vesile olsun. Berat Kandili de bunun için bir vesiledir. Zaten Ramazan ayı geliyor. Günahlardan arınmak için az önce de ifade ettim. Oruç tutacağımız oruçla yeme içme konusunda biraz hani azaltmalarımızla bedensel detoks yapacağımız gibi günah boyutunda da veya işte manevi boyutta da hatalardan arınma boyutunda da bir detoks mevsimine gireceğiz. İnşallah hem tevbelerimizle, dualarımızla hem de o ay içerisinde yapacağımız iyilikler ve güzelliklerle buna da ulaşırız. Hani Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl diyor Peygamber Efendimiz. İnşallah bu aylar bizler için mübarek olur. Ramazan'a da kavuşuruz. Rabbim bizi Ramazan'a kavuşturur. Ve Ramazan'ın güzelliklerinden de faydalanmayı nasip eder. İnşallah o günler geldiğinde de Ramazan'la ilgili görüşeceğiz. Evet. Küçük bir aramız var. Aranın ardından tekrar izleyicilerimizle birlikte olmak isterseniz. Evet değerli izleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Özellikle doğru yolda kalma ve tövbe konularında çok gerçekten doyurucu ve işin hani hem ahlaki hem imani boyutta ne kadar değerlendirmesi gerektiği üzerine güzel bir sohbet oldu ilk iki bölümümüz. Tabii bu yöndeki eksikliklerimizi gidermek, hem imanın kuvvetlenmesi çok çok önemli. Biraz da ibadet boyutunda bu günleri değerlendirmek adına yapılabilecek neler var? Hani bu noktada kişilerin
tabii kendini çok zorlayan da var. Hani boş geçiren de var. Hani mümkün mertebe bunun bir ölçüsünden bahsetsek, hani Allah'ın hoşuna gidecek, sevgisini kazanabileceğimiz hal, hareket, tavır, özellikle bu günler için ne olabilir diye soracak olursak hocam. Tabii ki öncelikle Yüce Allah'ın bizden istediği şey imandır. İmani boyutumuzu şöyle bir gözden geçirmek gerekiyor. Evet, hepimiz elhamdülillah Müslümanız diyoruz ama bunu hep bu son zamanlarda çokça işlemeye başladım konu olarak da kendi boyutumda. Çünkü hani çevremize baktığımızda evet iman esaslarını hepimiz biliyoruz. 6 iman esasını da biliyoruz. İşte İslam'ın şartı 5'tir de biliyoruz. Hatta çocukluğumuzda işte 32 farzları, 54 farzları ezberledik. Bunların hepsini biliyoruz. Bilgi boyutunda var veya onun dışında iman konularıyla alakalı olarak her şey hakkında bilgimiz var. Okumuşuz, işte araştırmışız vesaire. Fakat uygulama boyutuna geldiğimiz zaman hayatımızda o iman esaslarının yansıması boyutuna ve onlarla ilgili karşılaştığımız sorunlar karşısında gösterdiğimiz tepkilere baktığımızda hani dilimizde veya işte ezberimizde, hafızamızda olanı hayatımıza aksettiremediğimizi görüyoruz. Biyaz kursları, semineri yaptık. Orada öğretici arkadaşlara da bunu söyledim. Yani çocuklara 54 farzı ezberletmeyin arkadaşlar. Evet. Yani kuru kuru ezber bugüne kadar bize bir şey sağlamadı. Ezberledim şeyi. Tabii. Veya işte dediğim sadece bunu yapmayın. Hayır, şey gibi öğretilir diye biz işte Münken Mekil melekleri evet. Geldi soracağı sorular. Evet. O soruları sordum. Hani, hepsini gibi. Ezberledik yani. Ezberledik bu... hani kabinede o soruları cevap verdik. Geçtik gittik evet, gibi. Evet 32 farzı ezberledik. Tamam ezberledik de yani o 32 farzı bugün mesela hani 32 farzın içinde işte teyemmüm vardır mesela. Teyemmümle hayatında hiç karşılaşmamış bir kişi yani yapmak durumunda kalmamış bir kişi yapmak durumunda kalsa o teyemmüm iki farzını biliyor bakın iki dert bir niyet diyor ama o nasıl olacak boyutuna veya ne zaman nasıl uygulanacak boyutuna geldiğinde durup kalıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Aynı onun gibi imani esaslarda da sadece İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Ya Rabbi sadece sana iman eder, sadece senden. Allah'a iman birinci esas. Tabii. Değil mi? Ama biz ondan da yardım diliyoruz. İşte o türbeye de gidiyoruz. Bunları da vesile kılıyoruz vesaire. Allah'ın emirlerinin emirleri başka birilerinin emirlerinden, işte tavsiyelerinden daha geride kalıyor. Doğru. O zaman Allah'a iman konusunu yeniden sorgulamamız gerekiyor. Tam bu noktada bir şey sorabilir miyim? Şimdi bazen şöyle bir şeyle karşılaşıyorum hani kendi hayatımızda da hepimiz dua ediyoruz. Yani andan değil mi? Yani hiçbir şey olmasa bile Allah korusun demek. İnşallah demek bile bir hani tabii duadır. Ki. Yani herhalde iki lafımızdan birisinde aslında bir ağzımızı bir duaya açıyoruz. Hani bazen de şöyle bir şeyler duyuyorum. Hani mesela bir şey istemek herkesin kendine göre bir gönlünün muradında bir şey vardır. Bunu dilerken mesela deniyor ki hani istemeyi bilmek de önemli. Nasıl isteneceğini bilmek de önemli. Duan ne şekilde edeceğini bilmek de önemli. Fatiha. Mesela nasıl burada, isteyeceğimizi öğretiyor. Fatiha öğretiyor diyorsunuz. O zaman işte birilerini vesile kılmak ya da falanca sureyi bilmem kaç defa okumak veya şu kadar bir şey çekmek falan bunlarla mı istemek lazım? O da biraz kafa karıştırıyor. Bazen aracınız yani isteme aracınız dileğinizi bile unutturabiliyor size hani bu anlamda. Böyle bir şey yok. Orada hani doğru duayı bize bir kez şey yapar mısınız hani evet, anlatır mısınız? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim işte bizde bizim Allah'tan nasıl isteyeceğimizi Fatiha'da öğretiyor. Nasıl isteyeceğimizi. Bak hiç aracı yok. Az önceki hani ilk bölümde de ifade ettik. Fatiha bir duadır ve Allah'a yönelmedir. Bir açıştır. Ama Fatiha aynı zamanda Rabb'e nasıl yakaracağımızı, ondan nasıl dua edeceğimizi bir şeyleri isterken ne istiyoruz sonunda? Bizi doğru yoluna ilet. Bizi işte gazabına uğrayanların yolundan uzaklaştır. Peygamberlerinin hani İhdina sırat-ı müstakim, sırat-ı lezine enamte aleyhim gayr-i mağdub aleyhim velat dalin derken. Hani senin nimet verdiklerini yoluna ulaştır. Bize gazaba uğradıklarını ulaştırma. Burası nedir? Dua mıdır? Bir isteme midir? Evet. Sen onun gibi aynı ne isteyeceksin, isteyeceksin altında. Ama öncesinde ne var? Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyek saydık sen yücesin, hamd sahibisin, her şey sana ait. Bir övdük. Tabii. Sonra
Sadece seni tanırım. İyyâke nâbudü ve iyyâke nestaîn. Senden başka hiç kimseye yanaşmam da, senden başkasından da istemem de dedik mi? Ondan sonra da istiyoruz. Bu kadar. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim bize gösteren, Peygamber Efendimiz'in dualarında da öyle. Direkt Rabbimize yönelme. Direkt ondan isteme. Peygamber Efendimiz'in hürmetine vesaire veya onun ettiği dualar gibi edeyim onun dualarına. Tamam bu belki ama işte onu da bunu da işte isimler sayılıyor, silsileler var vesaireler. Yani elbette ki o insanların Allah katındaki makbuliyeti amenna ve saddekna, o konuda bir şey diyemeyiz ve onu Allah bilir. Ama Allah-u Teala araya aracı koymamızı istemiyor ki bizden. Tabii. Ve bizim dinimizde arada aracıya gerek yok. Peygamber Efendimiz bile ne diyor? Ben sadece bir peygamberim, uyarıcım sizin için. Kızım Fatıma dahi olsa hiçbir şey yapamam diyor. Kıyamet günü için peygamberin şefaatinden bahsederken, Kur'an-ı Kerim'de şefaatten bahsederken Allah izin verirse şefaat edecektir diyor. Ha biz bunu istememiz, duamızı dile getirmemiz elbette ki. Ama illaki olacak diye bir şey yok. Bizde böyle bir inanış var. Evet, garanti. Biz garantiliyoruz yani. İşte peygamberimize veya işte sahabe-i kiram veya işte neyse o araları saydığımızda, iltica ettiğimizde, onları evet. araya koyduğumuzda. Yani burada bir de şey olan, hani sonuçta hani dediniz ya, dinimiz aklı ve vahiy dini, hani ikisini bir arada değerlendirmek, alabilmek çok çok önemli. Hani mesela akli yönüyle böyle bazı mantık yürütülmeye çalışılıyor. Burada da bence çok akıllıca olmayabiliyor. İşte mesela hemen bir insanlar üzerinden, hiyerarşi üzerinden bir benzetme yapılıyor ki yaradan herkesi yaradan evet. ve eşit mesafede şah damarından yakın olandır değil mi? Hani mesela ne diyor, işte bir cumhurbaşkanı çıkamazsın, işte bir bilmem kime gidersin, o seni ona götürür, o seni ona götürür gibi bir şey yapılıyor. O cumhurbaşkanıdır, insandır ama yaradan direkt... Allah-u Teala bu kadar Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşımın arasını kaldırmışken bizim araya aracılar koymamız, yani bir insani literatürle karşılaştırmamız doğru değildir. İşte imani boyutta da bu yanlıştır. Evet. Onu da doğru duayı edebilmek adına, hani bugünler tabii dualarım evet. daha... Yani direkt Allah'a yönelmek. Fatiha'nın şeyini ne onadı? Allah'a hamdle başlanır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirilir. Peygamber Efendimiz'in hani şeyin de budur. Ona anma ve hani çünkü onun adı anıldığında siz de diyor salavat getiriliyor bu konuda. Hani emir kadar kuvvetli bir şey var, ayet-i kerime var. Ona salavat getirilir. Ondan sonra da bildiğiniz dua ayetlerinden okursunuz. İşte peygamberlerin bir sürü duası var. Hiçbiri öbür peygamberi, kendinden önceki peygamberi bilmiyor muydu? Biliyordu. Hiçbir onlara aracı kılmadı dualarında. Direkt Allah'tan istiyor. Ya Rabbi biz hata ettik, sen bizi bağışla. İşte Yunus Aleyhisselam'ın duası mesela, balığın karnındaki. Allah'ım diyor, seni her türlü noksandan tenzih ederim. Ben kendime zulmettim, sen beni affet diyor, öyle değil mi? Yani direkt Allah'tan isteme. Bakın peygamberlerin dualarını, Kur'an-ı Kerim'deki duaları inceleyin, direkt Allah'tan isteme var. Peygamber Efendimiz'in dualarına bakın. Dua hadislerine şöyle bir bakalım. Direkt Allah-u Teala'dan istiyoruz. Hiç arada Ali, Veli, Fatma, işte şu peygamber, bu peygamber, böyle bir şey yok. Kul direkt Allah'a, eğer araya koyarsak da o zaman Hristiyanlıktan ve diğer dinlerle bir orada şeylik lazım. Var işte. Yani bir karışım var. Hani kültür karışımı diyoruz ya, etkileşim var yani. Biraz da buradan kaynaklı. Direkt Allah-u Teala'dan. Allah'a hamd etmek, Resul'e salat etmek, ondan sonra da bildiğimiz ayetlerden okumak ve ne istiyorsak Rabbimize direkt olarak, Rabbim işte şu işim senden hayırlısını diliyorum, işte ne bileyim başarı ihsanıyla çoluk çocuğumuza işte hayırlar nasip eyle, işimde kolaylıklar ihsan eyle, vücuduma sağlık ver, şifa ver, sen şifa verensin. Yani bunlar gayet açık ve hani net söylenebilecek şeyler. Bu önemli dediğiniz gibi. İşte en başta hani onu söyledik, ne yapacağız? İman çerçevemizi şöyle bir, yani biz inandım dediklerimi veya işte ezberimizde bu budur dediklerimizi hayatımızda ne kadar uyguluyoruz? Bunlara şöyle bir bakmak lazım. Onun dışında öncelikle bir Müslüman olarak Allah-u Teala'nın bizden istemiş olduğu ibadetler neler var?
namaz bir ibadettir. Günde 5 vakit hepimizden istediği, cuma haftada bir istediği, değil mi, ibadettir. Bunlara dikkat etmek. Kur'an-ı Kerim okumaya ibadettir. Bunu yapmaya çalışmak. İşte Ramazan elbette ki farz olan oruç ibadetidir ama onun dışında nafile olarak tutabileceğimiz oruçlar vardır. Peygamber Efendimiz'in hayatında bunun örnekleri var. Hani bunu geçenki programımızda söylemiştik ama hani Recep ayını ve Şaban ayını çok çok oruçla geçirdiğini biliyoruz Peygamber Efendimiz'in. Hani diyor ki Hazreti Ayşe, o kadar oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek zannederdim. O kadar iftar ederdi ki hiç oruç tutmayacak zannederdim. Yani hani alacağılı mesela diyelim ki zaten onun 13, 14, 15. günler ayın ortasında oruç tuttuğunu biliyoruz. Bu ayı hem Ramazan'ın hazırlık olması açısından hem de Peygamber Efendimiz işte bu sünneti gereği oruç ibadetiyle yerine getirebilir. Varsa zekat borcumuz vakti gelmişse zekat borcunu ödemek, sadaka vermek, hayır hasenatta bulunmak, insanların gönlünü kazanmak, efendim yoksulları ziyaret etmek, varsa ihtiyaçları. Bak Ramazan'a giriyoruz hepimiz, her ne kadar Ramazan ayı biraz hani fiziksel detoks zamanı diyoruz ama tam tersi biraz daha biz mesela Ramazan'da farklı yemeye işte ne bileyim hani daha doyurucu ve daha belki güçlendirici şeyler yeme, işte sofralarımızda daha farklı şeyler görmeyi arzuluyoruz. Aynı onun gibi bu dönemde mesela Ramazan 15 gün kaldı. Varsa çevremizde şöyle ihtiyacı olanlar, onları da Ramazan'a hazırlamak, kendi mutfaklarımızı nasıl Ramazan'a hazırlayacaksak, onların mutfakları için de böyle bir çalışmada bulunabiliriz. Veya manevi hayatları başkalarının varsa eksikler, onların manevi hayatlarını Ramazan'a hazırlama boyutunda da bu da bir gönül işidir. Ve sonuçta hani bu bir bedeninizin zekatıdır, sadakasıdır. İrşad etmek, insanları işte doğruluğa çağırmak, yanlıştan uzaklaştırmak müminin görevlerinden. Bunları yapabiliriz, hastaları ziyaret edebiliriz. İşte yetim, yoksul neyse çevremizde varsa onları bulmaya gayret edebiliriz. Hani bugünler böyle geçmeli. Duyuyoruz çevremizde mukabeleler devam ediyor. Hani 3 aylarla beraber. Ramazan ayı itibarıyla da biz bütün camilerimizde görevlilerimiz kadın erkek herkese yönelik şey açacaklar. Mukabele programlarımız başlayacak inşallah. Hani kendimiz okuyamıyorsak bu mukabelelere katılarak. Sadece mukabeleleri de yeterli görmemek lazım. Birazcık kişi kendini de hani geliştirme, okuyuşunu geliştirme adına. Kendi evinde de okuyabilir. İşte artık şey imkanlar çok ki internetten okursunuz. Televizyonlar bu konuda yardımcı oluyor. Okuyabilirsiniz ama ben her zaman söyleyeceğim. İllaki 5 hatim, 10 hatim işte şu kadar mukabele değil. Bir kere de meal hatmi yapalım. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bize ne söylüyor okuduğumuz ayetlerde? O Kur'an-ı Kerim'inde ki her bir ayetinde bize hangi tavsiyelerde bulunuyor? Buna bakmak gerekiyor. Yine hataların, herkes hatasını az çok bilir. Ha bilmediklerimiz ayrı. Onları zaten Rabbim bilmeden yaptıklarımızı inşallah affedecektir. Ama bile bile yaptıklarımız varsa onlar konusunda özellikle irademizi ortaya koyarak. Önce tövbe etmek, daha sonra da işte bir daha o hatayı işlememe konusunda irademizi ortaya koymak ve bir daha onu yapmama gayreti içerisinde olmalıyız. Peygamber Efendimizin bir sözü var. Bu önemli diye düşünüyorum tövbe konusunda. Diyor ki mümin kimse bir günah işler ve o işlediği günahı hayalinde o kadar büyütür ki sanki hani bir dağın eteğinde oturuyor da o dağ üzerine çökecekmiş gibi görür. Ve hani ondan kurtulmak için çareler arar. Ama günahlarına düşkün olan kişi de diyor, o günahı o kadar önemsemez ki işte burnunun ucuna konmuş bir sinek olarak düşünür. Şimdi bugün işte hani tövbe konusunda bu zaman dilimleri içerisinde gerek Berat Kandili münasebetiyle gerekse işte Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayında cennet kapıları açık, cehennem kapıları kapalı, işte şeytanlar bağlanmış durumda. Her şey artık sadece bizim elimizde. Bu fırsatları değerlendirme adına bizim günahlarımız gerçekten üzerimize çöken dağlar mıdır? Yoksa burnumuzun ucuna konan sinek kadar
küçük müdür böyle mi görüyoruz, nereye gidiyoruz boyutunda biraz muhasebe yapmak bence daha güzel olacaktır. Ve bunu yaptığımız zaman zaten diğerleri gelecektir. İnşallah. İnşallah Allah kurtuluşu hepimize nasip etsin diyelim inşallah. Güzel günde. Şimdi Ramazan da yaklaşıyor. Havalar ısındı. Biraz tabii zorluklarla belki bu ibadetlerimizi yerine getirmeye çalışacağız ama eğer ihlasla ve ihsanla bu işe sarılırsak Yüce Allah da bize o kolaylığı efendim o güçlükleri aşma gücünü verecektir. Hani diyor ya bana bir adım gelene ben 10 adım gelirim. Bana bir arşın yaklaşana ben 10 arşın yaklaşırım veya yaklaştırırım. Böyle zaten hareket ettiğinizde gerçekten onun şeyini de görebiliyorsunuz. Hayırlara vesile olsun diyelim. İnşallah Kandil gecemizde mübarek olsun. Ve Ramazan da inşallah hepimize hayırla gelsin, hayırlar getirsin. Oruç bizi tutsun, biz orucu da tuttuğumuz gibi oruç da bizi tutsun diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum bu güzel ben sohbetten dolayı. Size de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Tüm sizin aracılığınızla da Diyanet İşleri'ndeki tüm görevlilere de teşekkür ediyorum. Ayrıca kolaylıklar diliyorum. Çünkü oldukça yoğun bir dönem içerisindesiniz. Evet. Allah her iki dünyada karşısına getirsinler bu hizmetleri dilimizde. Değerli izleyicilerimiz böylece bir Biz Bize'nin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden sizlerle olmak ümidiyle. Hoşçakalın.